kemoterapi, radyoloji, ışınlama derecesine göre demek ki değişiyor. Orada evrelerin aşamasında kişiye göre yine radyasyon tedavisi mi ya da direkt kemoterapi tedavisi mi oluyor? Size gelinen alan çok kıymetli alan, her branş gibi, bölüm gibi. Sizinle buluşma noktası diyelim tedavi aşamasında yine tedavinin derecesine göre mi değişiyor diye soralım. Şimdi tabii akciğer kanseri teşhisi konulduktan sonra bu kanserin evrelemesi denilen bir sistem var. Evet. Yani bu evreleme hastalığın ne kadar yaygınlığı olduğunu gösterir. Bu 1'den 4'e kadardı. 1. evre, 2. evre, 3. evre, 4. evre. Bir de bunların alt tipleri vardı. İşte 1A, 1B, 1C gibi. Akciğer kanserinde tümörün boyutuna, büyük bronşa yakınlığına ve diğer yakın çevre dokuları tutmasına ve lenf nodlarına yayılmasına, yani bölgedeki o beze diyorlar ya halk, evet, arasında lenf nodlarına yayılmasına ve diğer organlara yayılmasına göre bu evreleme değişik sistemler içinde şey yapılıyor. Evre 1 en erken evre. Bunda hastalar sadece cerrahiyle sağaltılabiliyorlar ve yüksek sağ kalım süresine sahiptirler. Evre 1 bir hasta eğer medikal olarak inopere ise ya da cerrahi olarak çıkartılmayacak durumdaysa, medikal olarak inopere dediğimiz hastalar nasıl hastalar? Çok hastanın cerrahiye girdiğinde hayatını tehdit edecek bir hastalığı varsa, mesela astım gibi, akciğer yetmezliği gibi, kalp yetmezliği gibi, böbrek yetmezliği gibi, bu ameliyata alındığı zaman bunun hayati fonksiyonlarını etkileyecek derecede bir hastalığı varsa bu hastalara biz medikal inopere diyoruz. Yani evet, cerrahi olarak çıkartılsa bile hastanın hastalığına bağlı nedenlerden dolayı ameliyat yapıldığında hasta kaybedilme oranı yüksek ise biz bu hastalara medikal inopere hastalar diyoruz. Bunlar için radyoterapi bir seçenek. Riski olabilir. Evet. Diğer kanserin dışında sağlık sorunları var ise. Evet, yani kanseri var. Çok erken evrede, diyelim ki birinci evrede, evet, kanseri var. Ameliyatla çıkartıldığında tamamen iyileşebilecek bir hasta. Ancak bu hastanın çok aşırı solunum yetmezliği var. Yani testleri yaptınız ameliyat öncesi, baktınız ki siz anesteziyi verdiğinizde bu akciğerlerle bu anesteziyi bu hastanın kaldıramayacağını düşünürsünüz. Ya da kalp yetmezliği gibi bir takım böyle komorbid dediğimiz yan hastalıklarının olmasında biz bu hastalara işte medikal inopere diyoruz. Yani medikal olarak inopere, yani opere edildiğinde yan medikal hastalıklarının, evet, hastanın hayatını tehlikeye sokacağı türdeki hastalara medikal inopere diyoruz ve bunlar için mesela radyoterapi bir alternatiftir cerrahinin yanında.